Anne aç mısın? Yağsız bir şeyler hazırlatayım mı sana? 5 dakika sürmez. İstemez. Ne söyleyeceksen söyle, dinliyorum. Vaktim çok az. Bu Aysel işini hallettim ben. Baktım ucu sana dokunacak. Araya girdim, hallettim yani. Dert etmene gerek yok. Dert ettiğimi kim söyledi sana? Sen aferin almak için mi sürekli bana mesaj atıp duruyorsun? Anne. Annem. Kurban olayım, bak bana ya. Anne, çok üzüldüm seni. İnsan evladını siler mi ya? Hı? İyi değilim ben. Hiç iyi değilim anne. Sana ihtiyacım var. Tamam, istersen sevme beni canım. Yani nefret et istersen. Ama yok sayma beni. O günden beri uyuyamıyorum ben. Korkuyorum çünkü. Neden biliyor musun? Eğer uyursam yine çok sevdiğim biri ölecek diye. Benim karanlığım büyüyor anne. Siz yine bir şekilde birbirinizi hallediyorsunuz. O karanlığı bir şekilde aydınlatıyorsunuz. Ben ne yapacağım? Ben tek başımayım, tek. Hepiniz sırtınızı döndünüz bana. Ne yapacaktım? Hı? Ne yapacaktım? Söyleyebilir miydim? Ne yapacaktım? Gelecektim. Anne, babam çok kötü, depresyonda. Canına kıyabilir mi diyecektim? Bir şey mi değişecekti? Ben sana söyleyeyim. Hiçbir şey değişmezdi. Bitti mi? Ne halt ediyorsan et. Ama aslandan uzak duracaksın. Aysel'le birlikte misin, kimle ne bilmiyorum. Aslanın da umurunda olmaz zaten. Şu an çok mutlu. Hayatında devin var. Benim de onayımı almış 4 dörtlük bir kız. İnşallah yakında evlenecekler. Sen kendi işine bak, bizden de uzak dur. Sana son söyleyeceğim bu. Devin.